Bhagavad Gita, kısaca Rabbin ezgisi, tanrıların şarkısı gibi anlamlara gelen kutsal bir Hindu metnidir. Sadece mitolojide değil, edebiyat tarihindeki ve felsefedeki en önemli metinlerden biri kabul edilir. Bir nevi Hintlilerin mitolojik kutsal kitabı sayılır. Bhagavad Gita'da 700 vecize vardır ve bir yönüyle Mahabharata destanının bir parçasıdır. Bhagavad Gita'daki öğretmen, Hindularca tanrının tezahürü olarak görülen ve ilahi olan olarak hitap edilen Krishna'dır. Onu farklı ya da Mahabharata destanından ayrı kılan unsursa uzunluğu ve kendi içinde bütünlük arz eden şiirselliğidir. Hindu dinine ait tüm idraki doktrinleri kapsayan ve özümsemiş olan Bhagavad Gita, günümüzde bile ezoterik metinler arasında en etkileyici ve okuyucuya doğrudan hitap edenidir. Yazım tarihi hakkında kesin bir bilgi yoksa da İsa'dan birkaç yüzyıl önce kimliği bilinmez birisi tarafından kaleme alındığı biliniyor. Destan, kendi akrabalarıyla savaşmak zorunda kalan Arkuna adlı prens kahramanla ona bu savaşın gerçekte nefsiyle mücadelesinin bir tecellisi olduğunu fark ettirmeye çalışan Krishna arasında geçen diyaloglara dayanıyor. Gerçekte Arkuna'nın bölünmüş krallıktaki hakkı için meşru bir savaşın içinde olmasına rağmen içine dolan bencil merhamet onu bu savaştan alıkoymak istemekte, Krishna ise savaştan kaçınmasının hakikatten kaçması demek olduğunu, ruhunu arındırmak için nefsinin bencil arzu ve tutkularından sıyrılması gerektiğini sürekli vurgular. Bu yönüyle nefse karşı bir savaşa dönük ezoterik doktrinleri olabildiğine alegorik bir üslupla anlatılır. Toplam 18 kısa bölümden oluşur. Bunlar sırasıyla Arkuna'nın bunalımı, aydınlanmış insan, eylem yolu, bilgelik yolu, el çekme, içe dalış, bilgi ve sezgi, sonsuz ruh, soylu yol, görünüm, gösterim, sevgi yolu, doğa ve can, üç nitelik, yüce öz, İyilerle kötüler, inancın gücü ve kurtuluştur. Soyun yok olmasıyla ölümsüz aile gelenekleri kaybolur. Adalet sağlayan gelenekler kaybolduğunda ise adaletsizlik bütün soya egemen olur. Kadınlar bozulduğunda da sınıf karışımı olur. Sınıf karışımı soyu yıkanları ve soyun kendisini cehenneme yollar. Biz aile geleneklerini kaybetmiş insanlar, cehennemde sınırsız, sonsuz süre kalacaklar diye işittik. Kederlenmeyecek kişiler için kederlenme. Akıllı kişi ne yaşayanlar için ne de ölüler için kederlenir. Aslında benim olmadığım, senin ve bu krallığın olmadığı bir zaman hiç olmadı. Bundan sonra da hepimiz bütün zamanlarda var olacağız. Duyular dünyasından sıcaklık ve soğukluk, zevk ve acı gibi şeyler gelir. Bunlar gelip geçicidir. Bunlara değer verme Arkuna. Ey büyük insan! Bilge kişi için zevk de acı da birdir. İkisi de onu etkileyemez. O kişi ölümsüzlüğe layıktır. Şunu bil ki herkesin içinde bulunan öz ölümsüzdür. Hiç kimse ona bir son veremez. O doğmamıştır, ölmez. Bir şeyden olmamıştır ve hiçbir şeye dönüşmez. O daimidir, ölümsüzdür. İlktir o. Beden ölse bile öldürülemez. Bir insanın eski elbiselerini bırakıp yenilerini giymesi gibi ruh da ölümlü bedeni bırakır ve yeni bir bedene girer. Bütün canlıların ondan türediği ve her şeyin içinde bulunan bu ruha hiçbir zaman zarar verilemez. Lütfen kederlenme. Vedalar doğanın üç gunasından söz ederler. Bu üç gunayı aş Arkuna. Karşıtlıkları bırak. Hep hakikate bağlı kal. Mal edinme. Kendin ol. Her yerde su varken bir su kuyusunun yararı neyse, aydınlanmış bir Brahman için Vedaların yararı odur. Kendini sadece çalışmaya ver. Asla meyvesini isteme. Kurtuluşu akılda ara. Ödül için çalışanlar ne kadar zavallıdır. Bir kaplumbağanın organlarını içeri çekmesi gibi o kişi de bütün duyu organlarını zevk nesnelerinden çeker. Onun sarsılmaz bir aklı vardır. Kişi duyu nesneleri içinde yaşarsa onlara bağlılık geliştirir. Bu bağlılıktan istek, istekten de öfke doğar. Öfkeden akıl karışıklığı, ondan hatırlama kaybı, ondansa mantık yitimi doğar. Mantığı kaybolan kişi tam bir yıkıma uğrar. Kimse bir an bile hareketsiz kalamaz. Her şeyi gören akıllı kişi, her şeyi göremeyen akılsız kişinin aklını karıştırmasın. Kendi işinde ölmek yaşamaktır. Başkasının işinde yaşamaksa ölümdür. Tutkudan açgözlülük ve öfke doğar. Bütün kötülüklerin anası, ruhun düşmanı, yıkıma götüren şey budur. İnsanların bilge olanları eylemde eylemsizliği, eylemsizlikte eylemi görürler. Her türlü işle uğraştığı halde aşkın durumdadırlar.
Bilginin kurbanı ise her türlü maddi şeylerin kurbanından daha değerlidir. Çünkü bilgelik istisnasız bütün eylemlerin son bulduğu yerdir. Nasıl yanmakta olan ateş yakıtını küle çevirirse, bilginin ateşi de bütün eylemleri kül haline getirir. Hem özverili eylem hem de dünyadan el çekme en yüce olana gider. Ama el çekmeden daha güçlü olan bencil olmayan eylemdir. Hiçbir eylem saf uyum içinde kendi kendini disipline etmiş ve ruhu her şeyin ruhu ile bir olmuş bir kişiyi lekeleyemez. Bütün işlerini Brahma'ya ada. Bencil bağları atarak çalış. Nasıl sular nilüfer çiçeğinin yapraklarını lekeleyemezse hiçbir günah da seni lekeleyemez. Bilge kişi, bilgili ve kültürlü bir Brahmana da, bir ineğe de, bir file veya bir köpeğe de, hatta köpek yiyen bir kişiye de aynı gözle bakar. Akılları böyle bir eşitliği kabul edenler, bu dünya üzerindeki hayat zaferini de kazanırlar. Brahma kusursuz ve tarafsızdır. O yüzden bu kişiler Brahma ile bir olurlar. Onun mantığı sağlamdır ve şüpheden kurtulmuştur. O zevk karşısında sevinmez, acı karşısında da üzülmez. Brahma'yı bilen kişi onunla özdeş olur. Duyu temasından doğan zevkler acının da kaynağıdırlar. Bunların başı vardır ve sonu vardır. Bu nedenle bilge kişi bunlara kendini kaptırmaz. Günahları kaybolmuş, şüpheleri bitmiş derin düşünceyle, tefekkürle, özlerini uyum içinde tutup tüm canlıların iyiliğine çalışan ermişler nirvanayı kazanırlar. Öfke ve tutkudan kurtulmuş, akıllarını disipline etmiş ve özlerini kavramış bu bilge kişiler nirvanaya çok yakındırlar. Kendisine galip gelen insanların benliği onun dostudur. Ama eğer bunu başaramamışsa benliği ona düşmandır. Ben suların tadıyım. Ben güneş ve aydaki parlaklığım. Bütün vedalardaki om hecesiyim. Havadaki sesim. Kahramanların kahramanlığıyım. Bir inanan başka bir göksel biçime tapınmak isterse ona o sarsılmaz inancı o formda ben veririm. Bu inançla o tanrıya tapınır ve istediği şeyleri elde eder ama aslında ona onları ben vermişimdir. Kendimi gücümle gizlediğim için herkese görünmem. Cahil kişi benim hiç doğmamış ve asla değişmeyen olduğumu kavrayamaz. Ey Arkuna, ben geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki tüm canlıları biliyorum. Ama hiç kimse beni bilmiyor. Ey Barata, dünyadaki tüm canlılar tutku ve nefretten doğan hayal perdesinin yarattığı cehaletle doludur ey düşmanlarını yenen kişi. Fakat zıtlıkların yol açtığı cehaletten kurtulmuş, günahları sona ermiş erdemli kişi kararlılıkla bana tapar. Değişmez en yüce element Brahma'dır. Tüm canlıları doğurtan yaratıcı güce de karma denir. Ancak bu görünmeyenin ötesinde başka ve ölümsüz bir görünmeyen vardır. Tüm canlılar yok olsa da o asla yok olmaz. En yüce hedef olarak kabul edilir. Ona ulaştığında artık dönüş yoktur. Bu benim en yüce mekanımdır. İkinci olmadığın için sana en büyük sırrı söyleyeceğim. Bu bilgiyi Tanrı'nın gerçek doğasını bilerek dünyalık bilgilere bağlı kötülükten kurtulacaksın. Ben bu evrenin babası, anası, büyük babası, destekleyicisiyim. Bilinen her şey benim. Ben saflığım, om hecesiyim. Rig, Sama ve Yarujveda'yım. Çok eski zamanların yedi ermişi ve insan ırkının dört atası olan Manular da aynı şekilde benim aklımın ürünüdürler. Bu insanların dünyası da onlardan meydana geldi. Bana her zaman derin düşünceyle, tefekkürle bağlı olup sevgiyle tapanlara bana ulaşabilecekleri bilgeliği bahşederim. Ancak bu ölümlü gözlerinle beni asla göremezsin. Sana doğaüstü bir görüş kazandıracağım. Benim tanrısal yönüme bak. Ben bütün dünyaları yok eden alevli zamanım. Şüphesiz düşüncelerini görünmeyene bağlayanların yolu zordur. Çünkü o bu fiziksel bedenle çok zor görülür. En iyisi sarsılmaz bir inançla kalbini bana bağlamaktır. Bu yüzden aklını bende tut. Bırak şuurun bende kalsın. Bundan sonra bende yaşayacaksın. Bundan hiç kuşkun olmasın. Fakat eğer aklını bende tutamıyorsan, o zaman bunu sağlamak için meditasyon yolunu kullan. Eğer bunu da yapamıyorsan, bütün işlerini bana ada. Bütün işlerini bana adadığında mükemmelliğe ulaşacaksın. Bilgi şuursuz bir ibadetten daha iyidir. Motivasyonsa bilgiden. Sevgi ve inançla yüce amaç olarak beni gören ve sözlerimi işitip sonsuz hayat sularına gelenler benim en sevdiklerimdir. Bölünmeyen olduğu halde kendisini tüm canlılara bölmüştür. O canlıları geçindiren, yok eden ve tekrar yaratan olarak bilinmelidir. Ey Mahabahu! Praktiden doğan iyilik, tutku ve karanlık bedende yaşayan ölümsüz varlığa bağlıdır. Karanlığın cehaletten doğduğunu bil. O tüm canlıları aldatır.
onları ihmale sevk edip uyuşukluk ve tembellikle bağlar. Ölümsüz aşvata ağacının köklerinin yukarıda, dallarının ise aşağıda olduğunu söylerler. Yaprakları ilahilerdir. Bunları bilen kişi vedaları bilir. Benim temel varlığımdan bir parça bu dünyaya ruh olarak gelir ve doğada yatan aklı ve beş duyuyu kendine çeker. Cehennemin kapısı üçtür. Tutku, öfke ve açgözlülük. Bunlar ruhu yok eder. Bu yüzden bunlardan sakınmak gerekir. Her insan inancını asıl doğasından alır. Kişi inançtan yapılmıştır. O nedenle inancı neyse kişi de odur. Ey kusursuz kişi! Sana en gizli bilgiyi açıkladım. Bu bilgi insanı bilgeliğe götürür. Bununla tüm isteklerin yerine gelir.